Arkadaşlar hepinize merhabalar, videoya hoş geldiniz. Karşımda Ozan var ve Ozan'ın önünde bir telefon var. Ona sorular soracağım bu telefonla ilgili. Ozan merhaba. Merhaba, hoş geldin. Ben de hoş geldin. Nedir o cihaz? Önümde durmakta olan Poco. Biliyorsunuz Poco çok sevilen bir marka ve M3 Pro isimli yepyeni bir akıllı telefon önünde duruyor şu anda. Ozan ilk sorumla seri başlıyorum. Telefonun fiyatı uygun fiyatlı, evet. Biliyorum ama tipi bence uygun fiyatlı bir telefon gibi durmuyor. Daha premium gibi gördüm ben. Ne diyorsun tasarımı hakkında? Kesinlikle öyle. Zaten Poco'nun iddiası bu. Sold out oldu diyorlar. Sold out oldu. Yani aslında şu anda stokta bulmak çok mümkün değil gibi. Satan yerler var ama yeni parti mallarla birlikte yeni gelecek hediyeler var aslında. Buradan o müjdeyi de vermek istiyorum ben. Mi Band 5 ve kulaklık gibi hediyeler bu cihazla birlikte satılabilir. Çok yakında satışa çıkacak yeni cihaz modelleriyle. Ve tabii tasarım anlamında premium mu? Premium. Ama ta ki ekrana yüzünü çevirene kadar, yani önünü çevirdiğinde ekranı açtığında o IPS LCD görüntüsünü hissediyorsun cihazda. Cihaz zaten Gorilla Glass 3 ile korunuyor ön tarafı. Renkler biraz daha soluk gibi geliyor ilk başta kutudan çıktığında ama birkaç ayar var içerisinde, ekran ayarı. Onları yaptığında ekranın performansı çok olumlu bir şekilde artıyor. Ya ekran bölümünü anlatıyorsun da ben şeyi merak ediyorum. Şimdi Hz yarışları başladı bildiğin, evet, gibi. Kaç Hz bunun ekranı? 90 Hz bir ekran var. 120 değil. Zaten içindeki işlemci sebebiyle 120 Hz paneli koysa bile çalıştıramaz. Ekran LCD olduğu için parmak izi okuyucusu ekran altına gömülü değil. Değil. Nasıl çalışıyor peki? Hemen nerede? Yanda kilit tuşunun üstünde aşırı hızlı bir parmak izi okuyucusu. Fiziksel olduğu için. Fiziksel aşırı hızlı. Bayağı da güzel çalışıyor. Sorunsuz bir parmak izi okuyucu var. Arka taraf oldukça şık dedik. Evet. Ağırlığı ne kadar? Bir de stereo hoparlör var mı? Cihazın ağırlığı 190 gram. Hoparlörde de maalesef tek hoparlör kullanılmış ama şöyle bir ufak detay var. Ekleyeyim. Hi-Res sertifikasına sahip. Yani bununla bir Bluetooth kulaklık kullandığınızda ses biraz daha iyi gelebilir kulağınıza. Aynı şekilde kulaklık kullandığınızda da daha iyi bir ses kalitesine erişebilirsiniz. Ama bir şey daha ekleyeyim. Kutudan kulaklık çıkmıyor. Yanında hediye olarak gelecek bir Bluetooth kulaklık patlatabilirler. Onun da buradan müjdesini vermiş olalım. Şunu soracağım abi. Kamera tarafına artık inceden gelmek, evet, istiyorum. Daha sonra pil teknik detaylara değineceğiz zaten. Kamera benim için bir akıllı telefondaki en önemli detay. Hatta kameranın da en önemli detayı düşük ışık abi. Bu fiyat seviyesinde mükemmel bir sonuç beklememek lazım. Hı. Ama bu fiyat seviyesindeki rakipleriyle karşılaştırdığımızda iyi bir sonuç veriyor. Hı. Ama düşük ışık performansında her zaman olduğu gibi bu fiyat seviyesinde çok üst düzey bir sonuç beklemememiz lazım. Geri kalan nasıl kamerada? Geri kalan konuda da güzel. Ana kamera 48 megapiksel çözünürlükte. F1.8 bir tabii ki diyafram aralığı var. Yani aslında iyi bir ışık alabilir gibi gözükse de. Yani gün sonunda baktığımızda güneş ışığı altındaki çekimler hakikaten etkileyici. Hı. Ama ışık azaldıkça performans düşüyor. Default'u muhtemelen 48 değildir yani. Varsayılan değil olarak 48 gelmiyordur. Gidip yukarıdan ayardan yapman gerekiyor onu. Normalde 12 megapiksel çekiyor. Bu geniş açılı lensimiz. Anlattığın başka, evet, ne lensler ana var? Ana açımız yani bu geniş açılı dediğimiz. Çünkü bir ultra geniş açılı bunda lens yok şu anda. Bir adet derinlik sensörü var 2 megapiksel. Bir adet de makro lens var yine 2 megapiksel. Makro lenste sabit bir netleme var. Yaklaşık 4 ila 5 santim arasında tuttuğunda güzel fotoğraflar çekebiliyorsun. Makro lens için net söylüyorum bu arada. Video anlamında da baktığımızda 1080p 30 fps çekimler yapabiliyor. 4K bir çekim yapamıyor. Yine işlemci sebebiyle bu olmuyor. Selfie tarafı abi. Şimdi Instagram'a story atacağız. Gönderi paylaşacağız. Evet. Yani selfie kamerası beklediğimin ötesinde daha iyi. Çünkü 8 megapiksellik bir kamera olduğu yazıyor teknik özelliklerde. Ama deneyim anlamında baktığımda bayağı beğendim ön kamerayı. Güzel. Instagram'da iş yapar mı? Yapar. Güzel fotoğraflar çekersiniz. Şimdi kamera tarafını bir kenara bırakıyorum. Evet. Ozancığım. Teknik detaylara kamera biraz girmek istiyorum. Çünkü işlemci tarafında bir olaylar var galiba. Evet. Şimdi bu cihazın içinde Dimensity var. Dimensity ne demek? Dimensity çok duyduğumuz bir işlemci değil. Değil ama mükemmel üstüne çalışılmış. Gerçekten MediaTek'in çok kafa patlattığı, gömüldüğü aslında birçok sorunu çözdüğü işlemci serisi Dimensity işlemciler. Ama bu cihazda bulunan Dimensity serisi 700. Yani giriş seviyesindeki işlemci modeli. Bunun bir de amiral gemileriyle yarışan modelleri var. Hakikaten çok başarılı bir işlemci serisi olmuş. Onu bir baştan söyleyeyim. Neyi düzeltmişler burada? Bayağı bir şey düzeltmişler. Yani FPS sorunları vardı oyunlarda. Onları tamamen neredeyse gidermişler ki giriş seviyesinde bile sen de test ettin cihazı. Ben bayağı PUBG oynadım. Evet. Herhangi bir sorunla yani, hiç karşılaşmadım. FPS drop 0. MediaTek birçok sorunu çözdü ama en büyük özelliklerinden bir tanesine baktığımızda yeni nesil üretim süreci üretiliyor. Mesela bu cihaz 7 nanometrelik bir işlemciyle geliyor ve bu fiyat seviyesinde çok görmeye alışkın olduğumuz bir şey değil bu. 2 sene önce amiral gemilerinde. Tabii yani 2 sene öncesinin amiral gemilerinde olan bir üretim sürecinden çıkmış işlemci var içinde. Dimensity işlemcilerin tamamında 5G desteği var. Hatta kocaman da şuraya 5G diye yazmışlar. Şu an 5G yok memlekette. Abi bak şimdi şöyle düşün. Bugün yok. Sen gittin bir cihaz aldın, dişinden tırnağından arttırdın. 3 sene sonra 2 sene sonra ki zaten ülkemizin planında belli. 2023'e doğru biz 5G'yi belli başlı bölgelerde kullanıyoruz olacağız. Bir daha cihazını değiştirmek zorunda kalmayacaksın. Yine işlemciden devam edeyim. Bu cihazdaki 5G teknolojisi özel bir teknoloji. 5 kere daha az bir enerji tüketiyor. Diğer 5G'li cihazlarda pil anlamında bu cihaz daha çok öne geçebilir. RAM, evet, ve depolama tarafından da bahset istersen. Bizdeki versiyonda 6 GB RAM var. 128 GB da depolama var. 5000 mAh'lik bir pil var. Çok ince bir cihaz olmasına rağmen. Çok inceden kastım. Şimdi 5000 mAh deyince kalın bir şey
şey bekliyorsun ama değil. 5000 mAh'lik piller tabii ki inceldi artık ama bu fiyat seviyesinde 5000 mAh'lik cihazlar hem ağır hem hantal olabiliyor. Ama bu cihazda öyle bir şey yok. 190 gram bence gayet evet, kabul edilebilir. Çok hafif yani ve çok ince. 5000 mAh 18 wattlık bir şarj adaptörü var kutusundan çıkıyor. Bir daha para ödemek zorunda kalmıyorsunuz. Artık bunu da ayrıca söylemek zorunda kalıyoruz. Günümüzün en hızlısı değil ama yine değil. De hızlı şarj diyebiliriz. Bak şimdi 3500-3600 TL bandında adamların zaten iddiası şey sana güzel bir cihaz kullandırabilmek. Her şeyden serpiştirmiş. Mesela 18 watt güzel mi? Güzel. Bugün başka markalara baktığımızda cihaza 25-30 wattlık şarj desteği koyuyor ama kutusundan 15 wattlık şarj adaptörü çıkartıyor. Burada Poco 18 wattlık desteği koymuş. Bir de şarj adaptörünü de içine koymuş. Bir gün gidiyor şarj. Type-C ile şarj oluyor olması hakikaten güzel bir avantaj. Geride kalmamışlar. Kablosuz şarjımız yok. Yok. Yine aslında. Bu fiyat aralığında çok beklediğimiz bir şey değil zaten. Yani olsaydı büyük sürpriz olurdu. Uzan sana son sorum. Olsun o zaman. Günahımız nedir? 3500 TL. Güzel bir fiyatı var. Genel olarak cihaza baktığımda da hakikaten güzel bir cihaz. Bu fiyata değer mi? Değer. Benim de görüşüm şu yönde abi. X3 Pro seçeneğin de var. Mesela evet, tasarım abi. Olarak o daha hoşuna gidiyorsa onu tercih edebilirsin. Donanım da onun belki bir tık daha yüksek. Biliyorsun zaten. Ama evet. Benim de şahsen tasarım olarak bu cihaz gayet hoşuma gitti. Harbiden de telefon gayet premium duruyor bence. Bu radyan geçişler falan bayağı güzel olmuş. Güneşi burada altında. Işıklardan mavi gibi gözüküyor ama evet, o yeşil. Böyle değişiyor sürekli yani. Bir petrol mavisi oluyor, bir böyle açık mavi oluyor vesaire. Hakikaten güzel tasarım yapmışlar. Gün sonunda ikimize de cihazı aldırmayı başardılar diyelim o zaman. O zaman görüşürüz mü Ozan? O zaman bir sonraki sıkıştırdığın beni videoda alır mısın konseptinde görüşmek üzere diyelim. Yazın yorumlara nerede sıkıştırdın? Biraz sıkıştırdı. Görüşürüz. Daha sıkıştırdı. Hoşça kalın. Bay bay.